Reis kolay gelsin. Yokuz ki burada valla. Sansürle mi uğraşayım, seninle mi uğraşayım anlamadım şu an. Gitsene. Yokuz burada, yokuz git. Git git gelme. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir korku oyunu videosundan hepinize selamlar. Gençler, aslında bugün böyle bir oyun atmayacaktım. Dead by Daylight'te Demogorgon videosu çekecektim. Güzel de bir build'im vardı. Ama sağ altta gördüğünüz gibi şu an internetim yok. Ve bu durum sabah 9.30'dan beri böyle. Saat şu an 2 ve hani 2'ye kadar bekledim eğer gelirse çekeyim videoyu, editleyip atayım diye. Saat 2'ye kadar gelmeyince de hani en azından hiç video çekmemezlik yapmamak için daha önceden indirmiş olduğum bağımsız korku oyunlarından oynayacağım. Yani tam diyorum böyle ne güzel aktifliği toparladım. 2 aydır her gün video atıyorum hiç aksatmadan. Bir şekilde yine mani olmaya çalışıyorlar. Ama neyse ki planım hazırdı arkadaşlar. Bu sefer durduramadılar. En azından kısa da olsa hikayeli bir oyun çekeceğim. Ve şöyle bir şey var. İnternet bugün gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Eğer siz bu videoyu perşembe günü izliyorsanız internet gelmiş ve ben videoyu yükleyebilmişim demektir. Bugün oynayacağım oyun bağımsız bir oyun olduğu için oyuna tıkladığım an direkt açılıyor. Sinematik giriyor yani, menüsü falan yok. O yüzden böyle bir giriş yaptım arka planda başka bir şeyle. Bugünkü oyunumuz arkadaşlar Thanksgiving'in oyunu. Şükran Günü diye bir film var. Yakın zamanda çıktı, belki biliyorsunuzdur. Güzel bir film bu arada. İzlemenizi öneririm. Yani tabii klişelikten çok kaçamamışlar yine ama en azından son çıkan korku filmlerine göre daha kaliteliydi bence. Öldürme sahneleri falan da bayağı hoştu. Filmin konusunu tam anlatamıyorum çünkü anlatırsam spoiler yersiniz. Ben de bugün onun oyununu oynayacağım. Evet, hadi bakalım. Daha önce hani böyle bir Ghostface'in, Jason Voorhees'in falan oyunlarını oynamıştım biliyorsunuz ki. Aynı yapımcı tarafından yapılmış bir oyun. Bak, korku filmlerinde şu tarz caz müzikler ya da klasik müzikler var ya, bence çok ürkünç oluyor. Hadi bakalım, acaba killer'ın açısından mı göreceğiz burayı? Genelde böyle şeyleri killer'lar dinler. Daha böyle ürkünç bir ortam olsun diye. Orada maskesi çok iyi katilin. Güzel, grafikler beklediğinden iyi. Kesilmiş bir bacak mı gördüm? Oo, cesetler cesetler, yine sunuma hazırlanmış arkadaşlar. Şükran günü sonuçta. Masayı donatıp anasını bellemişler masanın, yani affedersiniz ama. Sigara bile söndürmüş, oha ya. Gerçi söndürmemiş ya hayvan herif. Sigara bile hala yanıyor. Keyif sigarasını biraz yanlış anlamış olabilir. Yemekteyiz, menümüz bu. Şükran Hanım'ın yaptığı yemeği hiç beğenmedim. Kafatasının içinden göz çıktı. Tık tık. Bakalım akşam yemeği mi olacağız? Yoksa kaçabileceğiz mi, yoksa killer mi oynuyorum? Onu da hiç bilmiyorum bu arada. Oyunu sadece daha önceden indirmiştim. Bir 3 ay önce falan indirdim. Öyle duruyordu. Evet. O meşhur baltası ve o meşhur maskesi. Killer'ımız bu. Birazdan da sihirbazlık gösterisi yapacak kendisi. Girişi iyi yapmışlar. Girişi beğendim. Part 1. Pennsylvania'dayız, okey. FETÖ'nün iadesi için geldik galiba. Hayda! Ne oluyor ya? Bu arada arkadaşlar, merak edenler varsa Konya'da geçiyor oyun. Şu an Konya'dayız. Güp 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 güp. Oğlum tamam, yanlışla dans başlattım. Ne oluyor? Böyle mi gideceğim? Tamam, duramıyor muyuz? Ah ablacığım, vallahi dursana ya. Salak kadın, dur artık. Hah, iç hadi iç. Zaten hiç içmemiş gibi. Ablacım, kendi masamızdakini mi içsek? Niye milletin masasındakileri topluyoruz ya? Ha, boğazınla iç aynen. Ha, tut oraya. Ha, çenenle iç. Evet evet. Baya baya şu an milletin masasında bıraktıkları içkileri çalıp onları içiyorum arkadaşlar. Başım niye? İyice yamuldu şu an oyun oğlum. Hiç görmüyorum lan. Arkadaşlar, hepsini içtim, hiç içmediğim falan varsa haber versin. Hah, böyle eve dönersin. Bir de yalnız başına mı dönmeye çalışıyorsun bu şekildeyken eve? Bari bir yanına birisini alaydın, ayık birisini ya. Killer'ı 4 tane göreceğim ben şimdi. Hangi birisinden kaçacağım? Al işte. Ama orada o kadar kişi vardı reis. Niye beni seçti? Yani en çok benim içtiğimi nereden anladın? Evet, saat 2.35. Ya hayır, bir de bana verdi burada. Uyumam lazım diyorsun. İyi diyorsun da içtin içtin, tamam mı? Bak, olayı bana bıraktın ya. Şimdi senin evin hangisi ki? Şurada olabilir. Bunlardan birisi katilin evi de olabilir. Az önce gördüğümüz gibi bir akşam yemeğine de dönüşebiliriz. Oo, ileride de bir sürü evler var. Dur, ben şunlara girebiliyorsam falan bir girmeyi deneyeyim. Yalnız bir şey diyeceğim. Burası nasıl bir yer? Ormanın içine site mi yaptınız ya? Bu nasıl bir şeymiş? Evet arkadaşlar, milletin kapısının önüne geldim. Şu an dans ediyorum çılgınlar gibi. Katil uzaktan beni izliyorsa şu an bence beni bırakmalı. Kendi halime bırakmalı beni. Yani buna zaten bir şey yapmama gerek yok. Bu kendi kendine ölür. Tamam, anlaşılan her eve girilmiyor. Bir yandan da arkama falan bakıyorum. Acaba böyle katili yakalar mıyım bir yandan diye. Ananı avradını. O arabanın önünde ne var lan? Ben onu yeni gördüm. Ya şu an bir de sarhoşuz var ya, bu gördüklerine de inanmaz. Oğlum kafanı kırarım bak ha. Arkamda bir çalı sesi gibi bir şey duydum ya. Zaten internetimi kestiler. Germeyin beni kardeşim. Evet. Evime ulaştım. Tabii... Ananı avradını, killer'ın açısına geçtim lan. Ama şimdi yani oyun beni bipolar yapmak üzerine mi tasarlanmış? Bak bak bak.
Manyağın elindeki baltaya bak. Osman Aga'nın dileğe kovaladığı gibi geliyorum vallahi şu an. Ya bu katillere de arkadaşlar bir yandan acıyorum ya. Fazla mesai yapıyor adam, anladın mı? Hani gecenin 2.30'unda ne uğraşıyorsun sen? Hani sabah 8, öğlen 4 falan çalışsınlar yani. Gecenin 2.30'unda şuna bak ya. Oha! Umarım burayı göstermezler arkadaşlar. Gösterirlerse siz sansürlü izleyeceksiniz. Evet, siz sansürlü izlemek zorundasınız arkadaşlar şu an. Evde çırılçıplak niye dans eder bir insan ya? Ne yapıyorsun? Alo! Katilin nefes sesleri inşallah sinirdendir. Sakin ol. Alo, sakin ol. Yani şu yaptığı hareketler hiç akıl kârı değil şu an. Sarhoş olduğu için mi acaba? O yüzden mi sarhoş olayını oraya mı bağladılar acaba? Hani sarhoş ya şu an, ne yaptığını bilmiyor. İyi niyetli hırsız. Ablacım kapıyı açmaya üstünü giyseydin bari. Alo! Ananı s- Lan oğlum çadırı bile bile jumpscare yedim. Ay işte, al- ha? Ay işte mi? Bu nasıl killer ya? Ay vuramadım, kusura bakmayın ya. Ananı avradını! Killer'a bakmak için arkamı döndüğüm zaman memem görünüyor. Nereden bulabilirim ya araba anahtarını? Evin içinde mi arasam? Evin içinde değil midir ya arabanın anahtarları? Ama evin içine girersem de bu manyak beni yakalar. Aa! Yani bunu benim atlatıp sonra o eve falan girmem lazım da bunun suratına falan kapı kapatamıyor muyum ben ya? Aha! Vallahi yaptım bir şeyler. Bir şeyler yaptım da. Benim el fenerim falan tabii yok. Hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar şu an. Evin etrafında dolanıyor manyak herif de. Ya ben anahtar manahtar hiçbir şey bulamadım ya. Ananı avradın, oradaymış ya manyak. Sen ne yapıyorsun oğlum orada? Ya yok anahtar falan soktuğumu yerinde ya. Sabahtan beri anahtar arıyorum ya. Reis kolay gelsin. Yokuz ki burada vallahi. Sansürle mi uğraşayım, seninle mi uğraşayım anlamadım şu an. Gitsene. Yokuz burada, yokuz, git. Git gelme. Yok, bulamadım arkadaşlar. Vallahi anahtarı bulamadım. Ben buna öleyim. Oyunun partisine geçelim. Ne dediniz o işe? Kral beni bir al bakalım. Süpersin. Evet arkadaşlar, part 2'ye geçtim. Yani part 1 iyi başlamıştı. Aksiyonlu başlamıştı. Sonu George çıktı. Saat 7.50. Kadının ölümünden sonra mı gerçekleşiyor bu olay? Evet, yine cinayet haberi gelen bir yere tek başına incelemeye gelen o zeki polisimiz. Aa, buraya kilit falan vurulmuş. Evde kimse yok mu? Arka kapısına da mı aynı şeyi yaptınız peki? Bu evi mühürlemişler hocam. Bak, olay yeri incelemeye görüyor musunuz? Hep kapatmış oraları falan. Biz yine de bir bakalım arkadaşlar. Aha! Bir tane eve arka kapıdan giriş buldum da. Heh! Yıllardır bu anı bekliyordum işte. Acaba öbür salak karakterde de var mıydı diyeceğim de ben ondayken de basmıştım ki fener tuşuna falan. Lan ben bunun üstünden mi geçtim az önce? Nasıl oldu o ya? Ya ben ne güzel Demogorgon'umu oynayıp gidecektim. Bu bildim de çok güzeldi. Ne yaptırıyorsunuz bana şu an ya? Oğlum bu ne? Her yerde bir kişi var anasını satayım. Aa, diğer tarafta da bir sürü kan var. Bütün siteyi diyeyim. Biçmiş adam, bak şuna bak. Bak her yer kan izi. Ama ben tek başıma araştırma yapmaya geldim buraya. Yani böyle gururlu, müthiş bir polisim arkadaşlar. Bir kişi daha gitmiş. Artık şaşırmıyoruz. Yani destek mi çağırsak, hani anladın mı? 28. cesedi bulduk çünkü. Destek çağırmayı belki bir yerden sonra akıl edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama hayır, o kahraman bir polis arkadaşlar. O tek başına bakacak buraya ve olur da bir ödül verilirse polislere kimseyle paylaşmayacak. Tek başına halledecek bu işi. Bütün ödülü kendisi alacak. Sanki kapıyla öldürmüş değil mi? Hocam yanlış anlamasanız aklıma bir soru takıldı. Hani az önce geçtiğimiz birkaç ev olay yeri inceleme tarafından kapatılmıştı ya. Bak mesela şu karşıda gördüğümüz gibi. O gerizekalılar mesela bu eve niye girmemişler? Hani 3 tane ceset var ya evde. Umarım beni yanlış anlamamışsınızdır hocam. Salaksınız hocam, umarım yanlış anlamıyorsunuzdur. Bayağı bir gerizekalısınız ama umarım beni yanlış anlamıyorsunuzdur. Ve sayın gerizekalı hocam, yine yanlış anlamazsanız bir sorum olacak. Affınıza sığınıyorum. Olay yeri inceleme zaten burayı incelemiş bak. Bütün evleri kapatmış etmişler. Siz niye bir daha sıradan tek başınıza geldiniz? Hani amaç neydi tam olarak? Olay yeri incelemeye mi güvenmediniz? Bunlar becerememiştir diye. Ya şu küvetlerin içinde bir ceset olması gerekmiyor mu ya? Yani benim izlediğim korku filmlerinin tamamında öyle oluyordu. Burada da mı üst kata gidiş yok? Evet, varmış. Birkaç saat sonra. Killer'ın açısına mı geçtik yine, ne oldu? Kim o? Bir arkadaş grubu geldi. 4 kişilik. Uzaktan anladığım kadarıyla 4'ünün zeka oranı %20 falan. Evet arkadaşlar, crash yedim. Haa, bak olay yeri incelemeye bak. Buraya olay anını falan çizmişler. Efendim? Bu şekil kullanabiliyorsun merdiveni. FBI'dan adam arkadaşlar, yani boşama, hani anladın mı? Kanıt toplamamı istedi oyun benden şu an. Hani öbür gelen gerizekalılar niye bulamamış milleti bilmiyorum ama. Ya evi olay yeri inceleme şeyiyle çevirmişsiniz. İçeride ceset bırakmışsınız. Akla mantığa sığıyor mu sizce? Sayın olay yeri incelemeci abiler. Şu yeteneğimi de tekrar göstereyim arkadaşlar sizlere.
bir dağ keçesi gibi öyle dik merdivenlere elimi kullanmadan tırmanabiliyorum. Şu an ölmez sağ kurtulursam inşallah seneye yeteneksizinize katılmayı düşünüyorum. Hep köpek falan birinci oluyor. Bir kere de dağ keçisi birinci olsun yani, ne fark edecek ki? Bu arada şimdi alta batınca gördüm internetim gelmiş ama saat 3.30. Saat 3.30'dan sonra video çekip bir de onu editlerken falan saat 8'i bulur. O yüzden teşekkür ediyoruz yani Demogorgon videomun içine sıçtıkları için. Yarına kaldı arkadaşlar, en azından bunu atabileceğim bugün, öyle düşünün. Oğlum bu ne? Aha! Ha, az önceki animasyon, tamam, ben farklı bir şey sandım. Yine crash dersem orada part 3'e geçeceğim. Part 3 son. Artık oyunun burasından bir hata var bilmiyorum. Sonuçta bağımsız bir oyun olduğu için arkadaşlar çok bir şey beklememek gerekiyor. Ben de bunlara hani farklılık olsun, farklı bir hikaye, farklı bir korku ortamı olsun diye oynuyorum. Hoşuma da gidiyor açıkçası böyle oyunlar. Siz de çok seviyorsunuz. Yorumlarda sürekli soruyordunuz. Bu bahaneyle oynamış oldum ben de aslında. Bunlar polis departmanından mı geldi? Nereye geldi ya? Evet, yine crash dedim. Okey. Burada her türlü crash yiyoruz arkadaşlar anladığım kadarıyla. İkidir bölümlerin sonunu göremiyoruz ama olsun. Biz neredeyiz lan? Aa, kaçtık. Bu arada oyunun sesini kısmam lazım şu an. Aa, lan bunu da öldürmüş. Ben kaçma fırsatı falan verecek sanıyordum. Bu da yeni kurbanı galiba. Psikopat herif ya. Gerçekten psikopat herif. Filmi izlediğiniz zaman arkadaşlar, şimdi dediğim gibi anlatırsam spoiler olur. Bunları niye yaptığını anlayacaksınız aslında bir nevi. Baksana manya. Bunlar da kesin az önce gelen dörtlü yani. Ama o tabii göremedik orayı crash ettiğimiz için sürekli. Oyunu tam oynayabilsem aslında fena değildi. Hani tamam, çok bir şey yapmıyorduk, geziyorduk sadece ama ortam olarak, sinematikler olarak falan bağımsız bir yapımcı için ortalama bir oyun. Ama keşke tam oynayabilseydik. Baksana manya, birisini asmış, birisini altta bırakmış, öbürünü kesmiş. Heh, bunun da kafası yok mesela. Müze gibi sergiliyor hepsini burada. Ama maskesi güzel gerçekten katilin. Bu niye ölmemiş gibi duruyor ya, her an canlanacakmış gibi. Evet, oyunumuz bitti arkadaşlar. Söylediğim gibi hani bağımsız bir yapımcı tarafından yapıldığı için zaten çok bir beklentiye girmeden oynuyorum ben böyle oyunları. Hani arkada farklılık olsun, güzel sohbet muhabbet dönsün diye. Bu oyun da o tarz bir oyundu. Hem bu tarz oyunların hem de daha böyle paranormal, daha böyle doğaüstü olayların olduğu korku oyunları da gelecek arkadaşlar. Birkaç tane de öyle oyun indirmiştim. İlk bundan başlamak istedim. Söylediğim gibi internetim geldi. O yüzden bu videoyu bugün izleyebileceksiniz, yarına kalmayacak. Böylece her gün video atma serimi de devam ettirmiş olacağım. En çok buna sevindim. Yarın Demogorgon videosu gelecek, bir aksilik olmazsa çekebilirsem. Güzel bir build'im var. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.